Hüseyin'cim, sen de 21 yaşındasın. Ergenlikten yeni çıkmışsın gibi bir dönemin değil mi? Yani çıkmadı evet, zaten. Çıkmadı mı? Bir senesi var. 22 dedi. Sınar 22. Evet. Senin oldu mu öyle iletişim durumları? Yok hayır, ben normalde evde sakin biriyim zaten. Hani çalışma hayatında da normal mutfağın verdiği stres kaynaklı bir sinir oluyor ama o normal bir şey yani mutfak için. Kendini odaya kapattın, iletişim yok, hayır, sıkıntı hayır, yaşadın. Hayır. Benim için öyle bir problem yok. Yok. Evet. Kardeşin şu an o da zaten 18 yaşında. Kardeşim evet, kardeşim biraz bir agresiflik yaşıyor. Onu bana da yansıtıyor, aileme de yansıtıyor ama yeni alıştı. Geçecektir. Artık. İnşallah. Değil mi? O dönemde iletişim çok çok önemli. Reklamlara gitmeden önce de konuşuyorduk. Bazı anne babalar çocuklarıyla iddialaşabiliyor, inatlaşabiliyor. O dönemi iyi yönetebilmek çok çok önemli değil mi? Evet, evet. O iletişimi konuşuyorduk. En son sohbet meselesini evet. konuşuyorduk. Kendisini odaya kapatmış çocuklara vereceğimiz mesajlar vardı. Evet. Neydi o mesajlar? Şimdi 4 tane önemli ipucundan bahsettik. Hı hı. Bunların hepsini çocuğa yavaş yavaş veriyoruz. Anlıyorum. Anlıyorum. Ben alanı. Farklılaşma ve sohbet. Hı. Bu dördüne yavaş yavaş çocuğa ince ince veriyoruz. Ve ardından da sonuçlarını zaten görmeye başlayacaksınız. Ama burada en sık yapılan yanlışlardan biri şu. Çok hızlı sonuç bekliyoruz. Ben 10 gün yaptım ama işe yaramadı demeyin. Biraz zamana bırakmak gerekiyor ve biraz çocuğun onu içselleştirmesine müsaade etmek gerekiyor. Ardından zaten o size kendini açmaya başlayacaktır. Sohbetlerimiz esnasında dikkat etmemiz gereken bir şey de şu. İletişimi dolaylı yoldan kurmayıp doğrudan kurmamız gerekiyor. Mesela ne yapıyoruz genelde? Yine işte atıyorum odasını toplama konusundan bahsedebiliriz. En sık anneler bundan çok şikayet ediyor tabii ki. Oda toplama konusunu gündeme geliyor, odasını görüyor çok dağınık bir halde ve diyor ki çabuk odanı topla, niye böyle bıraktın bu odanı diyor. Şimdi çocuk diyor ki anne ben toplamayacağım diyor. Sen zaten sorumlulukların hiçbirini almıyorsun, zaten derslerine de çalışmıyorsun diyerek bir sürü konuya sapıyor anne. Aslında gündemde olmayan o anda oda konusunu konuşması gerekirken onun derslerine çalışmaması, geçen gün babasıyla yaptığı kavga hepsini çocuğa o anda veriyor. Ne oluyor, çocuk konudan uzaklaşıyor ve yine kendini başarısız olarak görüyor. Konuya odaklanmamız, kişiliğine değil ve davranışına özellikle vurgu yapmamız gerekiyor. Ve sonrasında zaten bunlara dikkat ettikten sonra çocuk yavaş yavaş kendini kapattığı o fanusun içinden çıkıyor ve sizin yanınıza doğru gelmeye başlıyor. Bu sohbet konusunu biraz açmanı, örneklerle açmanı isteyeceğim. Evet. Çünkü anne babalar konuştuklarını düşünebiliyorlar ama karşı tarafı o anlamda doğru. anlayamıyorlar. Doğru. Evet. Çünkü biz sorsan genelde... çünkü evet biz konuşuyoruz zaten diyorlar. Evet. Arkadaş olmakla anne baba olmak arasındaki farkı da birazcık açmanı evet. isteyeceğim. Şimdi biz az önce de söylediğim gibi ne söyleyeceğimizi planlayarak aslında konuya giriyoruz. Şunları şunları söyleyeyim, bunu yapma diyeyim. Ardından da işte odanı topla, dersine çalış diyeyim. Ama çocuk o anda kendi kaosuyla uğraşıyor zaten. Bedeniyle uğraşıyor, zihniyle uğraşıyor. Kimseye güven duymuyor. Güven duyacak hiçbir şey yok elinde çünkü. Mesela az önce sorduğunuz şefimize elinde tutabileceği bir şey olması lazım çocuğun. Spor. Okul başarısı, akademik başarı ya da sanatsal bir faaliyet. Eğer ki elinde tutacağı bir gücü olursa çocuk bu dönemi çok daha rahat atlatır. Hı hı. Mutlaka bir yeteneğine özellikle odaklanın diyorum. Çünkü bedeni onun için güvenilir bir yer değil bu dönemde. Her gün değişen bir beden. Zihninin içi yine aynı şekilde karma karışık. Orası da çok güvenli bir alan değil. Ebeveyn zaten sinirli. Ve gergin, orası da güvenli bir alan değil. Çocuk boşlukta kaldığı için aslında krizler çoğalıyor. Mutlaka bir yeteneğine de tutundurun diyorum. O çok güzel bir şey. Çocuklar sadece dersleriyle, testlerle, ödevlerle boğuşmasınlar değil mi? Evet, evet. Burada şunu gözden kaçırıyoruz. IQ düzeyi çok önemli ama duygusal zekada buna eşlik ederse hı hı. anlam kazanıyor. Sosyal becerileri, spor faaliyetleri, sanat faaliyetleri onun zihinsel gelişimini destekleyen ve arttıran şeyler. Günümüzde istediğiniz kadar yüksek bir okul mezunu olun. Eğer kendinizi ifade edemiyorsanız, eğer bunun satışını yapamıyorsanız çok da bir anlamı yok. Sosyal zeka, beden zekası evet. bunlar aslında hepsi bir bütünken başarı geliyor. Evet. Cuma günü değil mi? Bu cuma karne alınıyor. Evet. Çocuklarımız karneleriyle eve gelecekler. Evet. Anne babaların tutumları bu konuda ne olmalı? Evet. Nasıl şimdi, davranmalılar? Evet. Bu tatil sürecinde krizler. Oyun oynamalarına izin verelim mi? Bizim randevularımız artıyor. Oyunları. Karneden sonra birden bir artış oluyor. O da güzel. Anne babalar evet. farkındalar. Ama, psikologlara değer veriyorlar. Evet. Kriz kapıya geldiğinde fark ediyorlar. Karne geliyor. Puanlar felaket.
Ondan sonra hemen psikoloğa. Aslında önceden çocuk bunun sinyallerini vermiştir ama ebeveynin radarına ancak giriyor. Yani onu gördüğünde anlıyor. Ama aslında orada bakıldığında sorumlulukla ilgili mutlaka daha öncesinde sıkıntı yaşamışlardır diye düşünüyorum. Karne bir sonuç sadece. Öncesine bir bakmak lazım. Küçük öneriler ne söyleyebiliriz? Az önce de söylediğim gibi karne felaketse, kötü bir sonuç varsa çocukla bunu konuşmadan önce öncelikle bizim anne ve baba olarak bir davranış şeklimizi gözden geçirmemiz lazım. Mutlaka bir yerde sıkıntı olmuştur. Çünkü aile sistemi bir bütün. Parçalardan birindeki aksaklık tüm aileye yayılır. Ebeveynlerde çatışma varsa, iletişim bozukluğu varsa, ailenin içerisinde destekleyen bir tutum yoksa okul başarısını etkiliyordur. Öncelikle ebeveyn olarak bizim bunu konuşmamız ve değerlendirmemiz gerekiyor. Sonrasında çocuğa bunu sunarken görüyorum ki kendini yeterince iyi ifade edemiyorsun okul alanında. Senin için ne yapabiliriz diye sormamız gerekiyor. Ama neden böyle oldu dediğimizde çocuk zaten kendini suçlanmış hissedeceği için ikinci dönemde de istenilen başarı muhtemelen gelmeyecektir. Diyelim ki karnesi çok iyi. O çocuğa nasıl davranmalıyız? Yani ödüllendirmek, hediye almak, mutlu etmek iyi bir yöntem mi? Evet. Şimdi, teşvik etmek adına. Evet. Ödül sistemi şöyle biraz, genellikle ilk etapta maddi ödülden önce manevi ödülle pekiştiriyorum. Akabinde maddi ödül veriyorum. Çünkü manevi hazı gözden kaçırmamamız gerekiyor. Nedir bu manevi haz? Birlikte vakit geçirmek, istediği bir yere gitmek ya da istediği bir etkinliği planlamak, yapmak öncelikli hedefim. Sonrasında eğer ki çok istediği bir şey varsa ama paha olarak çok değerli bir şey olmayacak bu. Önemli bir dipnot. İstediği bir şey varsa onu sunuyoruz. Ama eğer çok büyük bir ödülse onu ertelemekte fayda var. Çünkü sene sonuna biraz daha götürüyoruz onu. Yarı dönemde o dikkatini dağıtmamak için, motivasyonunu düşürmemek için asıl istediği şeyi direkt vermemek gerekiyor. Bunu verdiğimizde motivasyon biraz kırılır çünkü. Diyelim ki ben evet karnem çok iyi geldi, güzel çalıştım ama bu 15 saatte hiçbir şey yapmak istemiyorum. Odama gireceğim, yatacağım, benden hiçbir şey beklemeyin dedi. Evet. Ne yapacağız? Çalışmasın mı dersin? Biraz şimdi test çözse iyi olur aslında. Evet. Ya da sporla mı uğraşsın, ne yapsın, bir şeyler yapsın. Evet. Zaten biraz o ben alanına müsaade edeceğim. Biraz onu bırakacağım. Biraz dinlenmeli ama sonrasında eğer sorumluluk becerileri gelişmiş bir çocuksa zaten sizin söylemenize çok gerek kalmadan kendi rutinini devam ettirir. Eğer yarı dönem okulun içerisinde bunu zorlama yapıyorsa, iterek yapıyorsa arada mutlaka bırakacaktır. Ama eğer bilincindeyse, farkındalığına ulaşmışsa, sınırlarını ve sorumluluğunu biliyorsa zaten dönem içerisinde de minik minik o ders müddetlerini, sporlarını mutlaka yerleştirecektir çocuk. Çocukları nasıl etkiliyor? Sen bir psikolog olarak, çünkü artık tatile girerken de öğretmenler okulda çok fazla ödev veriyor. 15 tatilde de öyle. Yaza girerken de ödev veriyorlar. Çocukların bu karneyi aldıktan sonra 15 günlük süreçte ödevlerle yine baş başa kalması onları nasıl etkiliyor? Bu ödev konusunda ben biraz o konuda ya üzülüyorum gerçekten. Evet. Biraz ders, gözden ders, geçirmemiz ödev, gerekiyor. Ödev. Hani biraz, sistem biraz zor. Evet. Bu konuda yıpratıcı. Biraz gözden geçirmemiz gerekiyor çünkü ödev mekanizması çocukta şunu ezber sistemini tetikleyen bir şey. Biz ne istiyoruz? Biraz daha görsel zekayı kuvvetlendirsin, algıyı açsın, farkındalığı açsın istiyoruz. Daha sistematik bir şey olsun istiyoruz ama yine de ödev pekiştirme amaçlı bizim sevdiğimiz bir şey. Ne yapalım? Bu konuda yapabileceğimiz en güzel şey şu olur. Ebeveyn çocukla direkt çatışmaya girmesin ödev konusunda. Ya rehberlik öğretmenini devreye soksun. Ya özellikle sevdiği bir öğretmeni varsa onu devreye soksun. Çünkü ebeveynin görevi ödev yaptırmak değildir. Biz orada bir yanılgıya düşüyoruz. Bu sefer ne oluyor? Anne bir öğretmen gibi çocuğun başında bekliyor ve yine birbirleri zıtlaşıyorlar. Ama çocukların ödevleriyle ilgilenen anneler ya da babalar oluyor başlarında. Hani yardımcı olun diyorsunuz ve ilkokuldayken o el sanatı yapılan ödevlerin çoğunu aslında çocuklar değil anneler babalar yapıyor. Uygulamalı ödevleri. Evet. Hani evet. Annelerin babaların görevi ödevi yaptırmak değil diyorsun ama öyle olmayınca da anneler babalar teşvik etmeyince de çocuk o ödevi yapmak istemiyor. Zaten sabahtan akşama kadar okulda. Bir de okuldan eve geliyor tekrar bir ödev. Zaten 9'da 10'da yatması lazım. Evet. Hızlandırılmış bir şekilde mecburen sıkıştırmak zorunda kalıyorsunuz ama burada aşamalı uzaklaştırma yapıyorum. Başlangıçta çocuğa eşlik ettiriyorum.
Ardından diyorum ki küçük bir ben mola veriyorum. 5 dakika sonra senin yanına tekrar uğrayacağım. Çocuğu biraz o sorumluluğuyla baş başa bırakıyorum. Sonra minik minik arayı hep açıyoruz. O 5 dakika oluyor 10 dakika. Sonra yarım saatte bir uğrayacağım diyoruz. Çocuk aslında orada kendi becerilerini geliştirmeyi öğreniyor. İlk etapta hadi bakalım sen ödevini yap deyip ortadan kalktığınızda çocuk tabii ki yapmayacak o ödevi. Telefonla ya da başka bir şeyle meşgul olacak. Ama önce eşlik edip sonra biraz geri çekildiğimizde kendisi de baş etmeyi öğreniyor o durumla. Güzel. Bir de aile içi kararlarda çocuğun fikrini sorma konusu. Evet. Çocuğa özgüven kazandırmak adına o konuya özellikle değinmeni istiyorum. Evet. Bizim evde mesela ben o konuda çok çok şanslıydım gerçekten. Eve mobilya alınacak bize de fikrimiz sorulurdu. Sizce nasıl? Güzel mi? Beğendiniz mi? Öyledir ya. Yani sadece çocuğa alınacak kıyafet ya da oyuncak konusunda değil de evle ilgili mevzularda da çocuğu katmak bence çocuğun önemli olduğunu hissettiren noktalardan birisi. Evet. Orada çok güzel bir ritüel yapıyoruz biz. Danışanlarımla şöyle bir çalışmamız oluyor aile terapilerinde. Diyorum ki her akşam 10 dakika birlikte bir sohbet zamanı yapın. Çok uzun değil. Ve bu sohbet zamanlarında televizyon, telefon gibi şeyleri dışarıda bıraktırtıyorum. Ama eğer 10 dakikadan uzun olduğunda ergenler, genç yetişkinler çok sıkışıyorlar ve sıkılıyorlar. O yüzden çok fazla uzun tutmuyorum bu süreyi. 10 dakikadan sonra o sürede bunu konuşuyoruz. Bugün seni ne mutlu etti? Bugün ne yapsaydık daha fazla hoşuna giderdi? Bugün seni üzen bir şey oldu mu? Bu sefer çocuk sizin de söylediğiniz gibi sohbete alışıyor. Ve ailenin içerisinde kendine bir alan buluyor. Bu alanda da kendini ifade etmeyi öğreniyor. Ve aile zaten günlük hayatın bir provası. Sonrasında da kendisini daha rahat ifade eden bir birey oluyor. Sormakta fayda var ama şöyle bir üslupla sormamak lazım. Sen ne dersen onu yapacağız. Bu biraz error veriyor bizde. Çünkü neden? Çocuk henüz o sorumluluğu alabilecek olgunlukta değil. Ve kaygısı artıyor. Orada senin fikrini önemsiyorum. Sen ne düşünürsün? Gibi bir üslupla. Sence nasıl? Evet. Bunu sorduğumuzda güzel sonuçlar alırız. Bir de burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Dinlemek onaylamak değildir. Biz dinlerken zannediyoruz ki o anda onaylıyoruz. Bir an önce hemen tepki göstermem lazım gibi zannediyoruz. Böyle bir şey yok. Çocuğunuzun kendisini ifade etmesine izin vermemiz lazım. Çünkü söylenmeyen duygular ve düşünceler bilinç dışına bastırılıyor. Ve kişiyi rahatsız ediyor. Bırakın anlatsın kendini. Onun cümleleri ve konuşması bittikten sonra biz kendi yorumumuzu sunabiliriz. Ama kesmeden dinlememiz gerekiyor. Bir de bu ergenlik döneminde ilk aşklar, ilk flörtler yaşanıyor. Evet. Onların ilk acıları. Evet. O durumda anne babalara ne tavsiye edersin? Evet. Çok tatlılar ya. Çok evet. Çok nazik yaşanan aşklar. Evet. O dönemdeki aşklar ve ben dinlemeyi de çok seviyorum terapilerimde. Çünkü o kadar parlak anlatıyorlar, o kadar güzel anlatıyorlar ki büyük saygı duyuyorum. Ve yaşanmasını da çok keyifli buluyorum. Geçen gün bir danışanım geldi. Size onu örnek vereyim. Yaşı zannediyorum şimdi yanlış olmasın 47 yaşında bir hanımefendiydi. Dedi ki ben hayatımda hiç aşık olmadım. Bu bence çok dramatik bir durum, çok üzücü bir durum. Çünkü aynen. Her insanın özellikle bu ergenlik, genç yetişkinlik döneminde böyle bir duyguyu yaşaması lazım kendini iyi tanıyabilmesi için. Ebeveynler genelde sorun hissediyorlar bu durumun yaşanmasında. Bence burada önemli olan çocuğun aşk duygusunu hissetmesi değil, bu duyguyla birlikte günlük hayatının ne kadar kontrolden çıkıp çıkmadığı. Burada dikkat etmeleri gereken şey o. Altyapıda biz ona evet senin duygularının farkındayım ve bu çok güzel bir şey. Ama bir yandan da biz gel şunlara dikkat edelim dediğimizde çocuk zaten onu bilinç dışına kodluyor. Ve bir süre sonra da sizin söylediklerinizi yapmaya başlayacak zaten. Direkt reddetmeyelim o yüzden. Bazı çocuklar anlatıyorlar ama bazıları da anlatmıyor. Evet. Anlatması mı iyi, anlatmaması mı? Anlatmayan çocuklara işte dikkat etmek lazım. Mutlaka orada ebeveynin bir davranışıyla ilgili, bir yaklaşımıyla ilgili kaygısı var çocuğun ki kendini açamıyor, alan bulamıyor. O yüzden de bunları yaptıktan sonra da eğer kendini ifade edemiyorsa mutlaka bir uzman desteği almakta fayda var diyorum. Çünkü kendini ifade eden çocuk kendini geliştiren çocuktur. Kendini iyi tanırsa, kendini iyi ifade ederse ondan sonraki ilişkilerinde de mutlaka onun meyvelerini yiyecek. Evet. Öyle olunca da tabii anne babalar da çok mutlu olacaklar.